Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Evde Kal Röportajlar serisinde bugün konuğumuz Yeşim Ceren Bozoğlu. Sağ olsun kırmadı bizi. Biz ona konuk oluyoruz aslında, misafir oluyoruz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Heyecanlıyım, mutluyum. Sizinle birlikte olduğum için keyfim çok yerinde. Rica ederim, o heyecan bize ait. Benim aslında en öncesinde de sohbetimizde olduğu gibi iki şekilde bir heyecan taşıyorum. Birincisi her yayınımda aynı heyecan taşımam. İkincisi ise iki gün önce yaklaşık ben sizi doktorların Gestapo karakteri Fikret'le tanıdım. Ve orada kaldım. Benim hafızamdaki kod oydu size dair. Fakat iki gün önce bir TEDx'e denk geldim. Ve orada sizi sürekli durdurarak böyle kendimi sorguladığım bir yayın izledim. O yüzden de sohbetimin aslında temelini buradan başlatmak istiyorum. İlk sorum, soru hazırlamadım size sohbet etmek için. Çünkü gerçekten karşımda o heyecan taşıdığım için ne sorsam veya ne konuşsam beni tamamlayacak ve verdiği mesajla seyircileri etkileyecek bir kadınla konuşuyorum. Öyle hissediyorum ben. Sorum şu, bir ömre daha kaç hikaye sığdırabileceksiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Çok iyi soruymuş. Ferit, bence acaba yayından çıkıp ben bir hazırlık 15 yatsam, şöyle bir düşünsem, bir daha bir kalksam falan. Yani çok güzel bir soru tabii. Şöyle biraz bu hayat deneyimi, hayatta neden varız, nasıl var olmalıyız, o anlamda hayat stratejisi meselesi benim çocukluğumdan beri temel meselem. Aslında oyunculuk yapmakla ilgili ana motivasyonum da benim bu hikaye. O yüzden de ne kadar deneyim o kadar kârdayım diye bakıyorum. Daha fazla kaç hayat daha sığdırırım bilmiyorum. Ama buradan hiç vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani zamanla beraber, zaman algısının değişmesiyle de beraber, özellikle şu son 5 senede zamanın bu kadar hızlanmasıyla birlikte hiçbirimizin tek hayat, tek ilişki, tek model, tek bir karakter yaşamadığımızı düşünüyorum ve hani hepimiz kendi adımıza kendimizi yeniden ve yeniden keşfedip yeniden inşa ediyoruz. Bunu bilinçli olarak yapan var, bilinçsizce suya kapılan var. Ve bunun da bu hayattaki en eğlenceli oyun olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani 90 yaşımda da inşallah böyle bambaşka bir Yeşim Celal Tozoklu olarak başka bir hikaye anlatıyor olurum yani. İnşallah öyle olur. Ben ilk defa aslında bir oyuncunun, bir sanatçının ve bu işlerle ilgilenen birinin kendisinin hikaye anlatıcı title'ını da eklediğine çok şahit olmadım bugüne kadar. Siz aslında orada onu da diyorsunuz. Aslında belki de eşdeğer görüyorsunuz. Sizi hikaye anlatıcı olmayı iten şey ne oldu? Yaşadıklarınız mı, yoksa neden bundan besleniyorsunuz? İnsanları etkilediğiniz için mi? Hikaye anlatıcı neden önemli? Yok, yani şöyle bir şey söylemek daha doğru olur herhalde. Hikaye anlatıcılığı meselesinin altında fayda amacı var. Öncelikle kendi adıma fayda. Çünkü yani benim kendi adıma çocukluğum, herkesin bir takım sıkıntıları olmuştur, bir takım işte travmaları yaşıyoruz ki yetişkin olalım, ama benimkisi travma açısından çok fakir olmayan bir çocukluktu. Zenginceydi çok şükür. Ve bunlarla başa çıkabilmek adına da yani hem aşağılık kompleksleri, hem o travmalar, hem işte bir nevi kekemelik gibi bir durum, bunların üzerinden gelebilmek ve hayatta ve ayakta durabilmek adına bir yol ve yöntem bulmaya çalışıyordum. O yüzden de hep aradığım şey hayat bilgisiydi. O noktada hayat bilgisini edinebilmek adına da hikayeler çok kuvvet veren şeyler tabii. Deneyim aktarımı demek çünkü bunlar. Sonrasında yavaş yavaş hayatla başa çıkabilmeye başladıkça naçizane, bu sefer de bunu aktarma ihtiyacı doğmaya başladı. Çünkü yani birinin senin çektiğin acıyı, çektiğini gözlemlediğin noktada, benim hocalıkla ilgili, oyunculuk hocalığıyla, eğitmenliğiyle ilgili temel motivasyonum da bununla alakalı aslında. Ben dayanamıyorum o acıyı çekmesine.
O da benim hocalığımın amatörlük kısmı. Halbuki bazen de çocuğu bırakman gerekiyor ki biraz çeksin. Ki sonradan o gelen bilginin kıymetini anlasın diye, ama hala arada orada patates olduğu zaman oluyor. Ama karşı tarafa da fayda sağlamak için o deneyimi aktarmayı çok önemsiyorum. Olduğu kadar, becerebildiğimiz kadar, ama hikaye anlatıcılığı bence o yüzden bu hayattaki en kıymetli bilgilerden bir tanesi yani. Güçlü karakterlerin hataları ilham verir aslında bana. Hani hata ve eleştiri belki olumsuz olarak algılanabilir ama orada bir güçlü sıfatını da ekliyorum. Sizde de bunu görüyorum ve bunu yaşadıklarınızdan sonra değil, ben sizin aslında güçlü bir karakter olarak var olduğunuzu düşünüyorum geçmiş yaşamınızda. Hep böyleydi belki çocukluktan beri. Yani stokladığım kadarıyla bunu hissediyorum. Peki hata neredeydi? Benimle paylaşabileceğiniz hatalarınız var mı kendinize döndüğünüzde? Karakterin güç dediğimiz şey aslında bence güçsüzlükten, kırılganlıktan, defalarca yenilmekten ve yer ile yeksan olmaktan kaynaklı oluyor. Ona rağmen ayağa kalktığın zaman, günün sonunda, zamanın sonunda biz ona güç diyoruz belki. O noktada da benim kendi adıma da hayat stratejileri noktasında da bulabildiğim en önemli bilgi zaten o yüzden asla vazgeçme. Çünkü ölmüyorsan devam ediyorsun. Ölmüyorsan bir daha deniyorsun. Ama burada iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani asla vazgeçmemek için de bir aşk gerekiyor tabii. Yani o tutku ve o aşk varsa yaptığın şey ne olursa olsun. Yani bu tabii ki elbette hani sadece cinsler arası ilişkilerdeki aşktan bahsetmiyorum. Yani bu Allah aşkından tut, mesleğinle kurduğun ilişkiye, ailenle kurduğun ilişkiye, hayatla kurduğun ilişkiye, hayvanla, çiçekle, doğayla, planetle kurduğun ilişkiye varıncaya kadar. Öyle bir tutku varsa, kırılsan da, yenilsen de, dayak da yesen, ayağa kalkıyorsun ve bir daha deniyorsun. Çünkü başka yolu yok. O da seni güçlü kılıyor zaten. O noktada benim, evet benim, yani benim hayatla ilgili sanıyorum en büyük gücüm, bir kere ben güçsüz olmayı kabul ediyorum. Dayak yemeyi de kabul ediyorum. Her zaman kazanamayacağımı da kabul ediyorum. Ama çok iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Bak, güçlü olduğumu düşünmüyorum o kadar. Ama çok iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Çünkü o dayağı yedikten sonra bundan beri ben hiç karşı tarafa suç atamadım yani. Bana da bunu yaptılar falan. Yani o noktada o kurban psikolojisiyle davranmak gibi bir durumum olmadı benim. Ben hep kendimde ben ne yaptım da bu böyle oldu? Burada ben neyi değiştirirsem buradaki sonuç farklı olur. Hep oraya bakmaya çalıştım. O yüzden de benim sanıyorum güçlüysem eğer de o güçsüzlüğümden, iyi öğrenciliğimden, bir de tutkumdan kaynaklanıyor bence. Yani ben hayatla ilgili çok, gerçekten çok tutkuluyum. Çok şükür yani. Çok şükür. O vibe'ı alıyoruz zaten sizden. Alıyoruz. İnşallah. Şimdi her konuyu da konuşabilecek bir konuk olarak da görüyorum sizi. O hissi de veriyorsunuz bana. Varlığa nasıl ulaşıldığı aslında bellidir. Sizinle ilgili çalışmışsınız, edinmişsiniz. Yıllarca reytinglerde bir top noktada olmuşsunuz, başvurdunuz vesaire. Varlıktan yokluğa geçişin sırrı da insanları sorgulatır, merak ettirir. Çünkü siz aslında o yokluktan tekrar ayağa kalkabilmiş bir insansınız. Varlıktan yokluğa geçişin tarifini ben merak etmek istiyorum. Ne paylaşmak istersin? Yani kendi adıma yetişkinken yaşadığım iflasla ilgili süreçte maddi anlamda ben sıkıntı yaşamadım diyemem. Elbette tabii ki hani sıkıntı yaşadım, işte 2-3 sene borçlarımı ödemem zaman aldı vesaire, ama onunla ilgili kalbim hiç sıkışmadı. Sadece orada, çünkü ailede de ben o anlamda, maddi anlamda çok hani kendi ederimizce çok yüksek refah düzeyi de gördüm. Çok 5 kuruş parasız olduğumuz zaman da gördüm. O anlamda maddiyat konusunda ben hiçbir zaman rızkı
bulamayacağım, aç kalacağım gibi bir şey de olmadım. Sadece aslan burcuyum. Borçlu olmaktan çok haz etmem. Fakat şefkat fakiri olmaktan yana kaygıya ve korkuya kapıldığım oldu. Yani orada bazen, çünkü hepimizin hayatında olur böyle, hayat sana çok cömert davranır. İşte işin yolundadır, sosyal hayatın yolundadır, ailen de her şey yolundadır, sağlığın yolundadır. Yani zenginlik dediğimiz şey sadece maddiyatla alakalı değil ya. Mesela şimdi çoğumuz dışarıda çalışmak zorunda olmayanlar adına söylüyorum, zaman açısından muazzam bir zenginlik içindeyiz. Mecburen evdeyiz ve bir sürü ertelediğimiz şeye dair zamanla ilgili acayip bir zenginliğin içindeyiz şu anda. Bunu nasıl kullandığımız başka bir günün konusu, sorusu tabii. Ama yani o anlamda o süreçte yaşadığım iflas bana başka şeylerde farkında olmadığım şımarıklıklarımı gösterdi diyebilirim yani. Ne kadar şükredecek şeye sahip olduğumun bir kez daha farkına varmamı sağladı. Çünkü öyle zor zamanlarda bir yandan da öyle bir şefkatle ve sevgiyle sarıldım ki ben çevremdeki insanlar tarafından. Almayı hiç bilmiyordum. Benim hayatla ilgili en temel problemim oydu. Vermek konusunda aslan burcu, işte burun en tepede. Ben dağıtırım, ben veririm, ben yaparım, ben ederim ama ben yardım talep etmem. Ben hiç kalkıştık, kızılcık şerbeti içtik falan. Kimeyse bu hava yani. Bir tane patlatıyor Allah, 2.80 yatıyorsun. Allah'ım yarabbim diye. Ne olur yardım et yarabbim diye. Ama hani o süreçte bunu anladım. Ne kadar insan konusunda, dost konusunda, sevgi konusunda ne kadar zenginmişim. Ve hani oradan böyle kibir yapıp benim ihtiyacım yok dediğim yerden aslında ne kadar ihtiyaç sahibiymişim. O anlamda da hayatımın en güzel derslerinden birini aldım tabii. Çok şükür. Şefkat ihtiyacı tamamlandı mı peki hayatınızın o evrelerinden, bu evrelerinden? Yani çok şükür. Şöyle söyleyeyim Ferit, yani maddi anlamda değil dememin sebebi de o mesela. Yani gerçekten benim hayatımda 3 tane M çok önemli diyorum ben. 3 M üzerine kurdum ben hayatımı. Birincisi masumiyet. İkincisi merhamet, üçüncüsü de muhabbet. Bu üçü varsa, çay varsa, çekirdek varsa yani benim minimum ihtiyaçlarım tamamlanmış demektir yani. Bunlar bana refah duygusu yaşatıyor. Bir de tabii kişisel olarak benim ruhumda şöyle bir serseri taraf var yani, her türlü hallederiz, o set işçiliğinden mütevellit. Yani zenginlik sıkıntı değil, çalışırız yaparız falan. Orada niyeyse Allah'a ve kendime çok güveniyorum yani. Hani bugün ev yansın, yarın tekrardan çıkar, ben hani... Zümrüt Arkan misali. Yani boğazda bir yalı gene organize edilir falan durumundayım. Niye böyle bir güven var bilmiyorum. Halbuki çok da parasız da kaldım. Yani ekmek arası patatesle 6 aylar, 8 aylar geçirdim. Kiramı ödeyemeyip anamın babamın yanına gittiğim oldu. Günde 16 saat, 18 saat çalıştım. Hayatımın neredeyse 20-25 senesi. Yani seti ayrı, tiyatrosu ayrı, öğrencisi ayrı, rejisi ayrı, sineması ayrı, dizisi ayrı yani. Hani hep çok çalıştım falan ama bir yandan da baktığında öyle bir güvenim var. Fakat şimdilerde biraz daha şeyi öğreniyorum. Yani bu kadar zor olmak zorunda değil hayat yani. Teslim olursan Allah'a ve biraz Allah'ım deyip kibir yapmazsan yardım ediyorlar yani. Onu şimdi söyleyebilirim herkese yani. Destek istesinler. Bir de şükretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Bunların faydasını da gördüğünü hissediyorum zaten yıllardan sonra. Çok. Çok. Yani şu anda mesela yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii sokakta çalışmak zorunda kalan, İşte bize ekmeğimizi getiren, ambulansta hasta taşıyan, sağlık görevlileri, kuryeler, PTT çalışanları, bir sürü bu anlamda hayatını riske atarak çalışan insan var dışarıda. Şimdi dolayısıyla bunun gerçekten idrakında olduğunda
Ben bak şu anda seninle sohbet muhabbet ederken, hem de bu kadar güzel bir muhabbet ederken kahvemi içiyorum. Şurada güneş var. Bay Elvis burada huzurla dolanıyor. Yani buna şükretmeyeni döverler artık yani. Hani Allah'tan belanı istiyorsun derler. İdrak ettiğin noktada attığın adımda ve de nefes alıyorsan çok şükür demen gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum yani bence ana mesela hayat bilgisi adına öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi o. Unutmamak lazım. İnsan unutuyor çünkü. Çok çabuk şımarıyoruz. Gerçekten çok çabuk şımardığımızı düşünüyorum yani. Hani bir zorluğun içindeyken şey yardım istiyoruz, sıkışıklık yaşıyoruz. Bir sürü yüzleşme yaşıyoruz. Sonra o zorluktan çıktığımız anda 3 dakika sonra şu oluyor. Mesela seninle bu sohbetteyim atıyorum. O şımarıklık fazına girdiğimde ya Peri çok güzel muhabbet de yani güneş de çok sıcak ya. Üf, çok terledim oluyor. Ağlıyordun üşüyorum diye. Şimdi sıcaktan şikayet ediyoruz falan. O yüzden Allah yani başta ben kendi adıma söylüyorum hep. Edepten düşürmesin yani hakikaten. Edep sahibi olalım inşallah yani. İnşallah. Seni dinlemek insana gerçekten sadece uzaktan stoklayarak değil de ben şu an bunu da keşfediyor oluyorum. Seni dinlemek de insanı sorgulatıyor aslında içe dönük. Peki doktorlar süreci. Hep içinde bir Gestapo yaşıyor mu, yaşadı mı gerçekten? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Oyunculuk sistematiği açısından benim kendi adıma tercih ettiğim, eğitimini verdiğim ve bulduğum, oluşturduğum metodoloji de bunun üzerine kurulu. Ben oynadığım şeye dönüşüyorum. Yani o noktada Gestapo dediğin şeyin içinde yeşimden parça var mı? Elbette var ama Gestapo'nun o hikayenin veya işte Nura'nın veya işte Domuşuk Sevim'in veya Fikri'nin neyse yani Yeditepe İstanbul Nilgün'ün olması gerektiği hikayenin içinde bir durum, bir değer var, bir renk var, bir tat var, bir doku var. Onu saptadıktan sonra benim aktör olarak marifet olarak gördüğüm şey kendi adıma yapmaya çalıştığım alamet-i farikada oraya dönüşmek, o olmakmış gibi değil de gerçekten olmak. O noktada da elbette kendi adına bir özdeşim kurmak zorundasın. O noktada da benim orada o kadının tıbba olan, insan hayatına olan, hastaya olan takıntılı düzeydeki saygısını ve tutkusunu kendi hayatımda yaşadığım şey mesleğimle alakalı, oyunculukla alakalı. Yani ben de mesleğimi çok ciddiye alıyorum. Hikaye anlatma sanatını çok önemsiyorum. Çünkü insanların hayatını dönüştürebileceğini biliyorum. Öyle olmasa dört kutsal kitapta hikaye anlatılmazdı yani. Ya yani emirler belli değil mi Ferit zaten yani. Evet. Yani çalmayacaksın, zina yapmayacaksın, adam öldürmeyeceksin. İşte kötü davranmayacaksın, yalan söylemeyeceksin yani. Emirleri yaz, print out al, ver yani. Hani niye onları hikayelendiriyor? Hazreti Musa Hızır'la buluşuyor da Kehf'te mağarada kapanıyorlar da falan. Bu hikayeyle anlatmasının bir sebebi var diye düşünüyorum ben. O noktada da hani doktorlar sürecinde de diğer roller üzerinden de ben hep kendimle bir özdeşim kurmaya çalışıyorum. Çünkü aktör olarak beni etkileyen performanslarda da ben kendi ruhunu soymayan ve kendi acısına veya kendi sevincine, sevgisine temas etmeyen aktörle bağ kurmuyorum. Yani ben bir şeyi şöyle seyrediyorsam ve hani o alışveriş olmuyorsa orada benim kalbime dokunmuyorsa o hakikat yoksa orada o iş bence çöp. Tabii bu söylediğim şey çok zor bir şey. Yani bunu yapabilen insana biz zaten aktör diyoruz. Hakiki anlamda aktörlük yapabilen de az insan var yani. Hani kolay iş değil gerçekten. Oyunculuk yapmak başka bir şey, aktörlük başka bir. Farkı nasıl görüyorsun? Aktörlükle oyunculuk çok kısa.
Hakiki bir aktörün performansını gördükten sonra aynı insan olamazsın. Yani o performanstan önce, o performanstan sonra olarak bir değişim dönüşüm yaşatıyor olması gerekiyor sanki. Aktörün kendisine mi? Hayır, izleyene. Yani bu şey gibi düşünebiliriz bunu. Yani sanatın zaten yapması gereken şey de o ya. Hani sanatın tanımının içindeki bilgi o zaten. Yani hani tiyatroda da böyledir. Yani sen bir tiyatro eserine tanık olduktan sonra hayatının değişip dönüşmesi arzu edilir. Eğer değiştirip dönüştürmüyorsa o ödevini yapamamış demektir. Dolayısıyla aktörlük dediği şey de o hikayenin içindeki motivasyonu ve rolü neyse sen de o değişim dönüşümü o sahne bazında gerçekleştiriyor olmalı. Bu terminolojik ve uzun anlatımı. Kısacası şu: komedi izliyorsan güldürmek zorundasın. Komedi oynuyorsan güldürmek zorundasın. Dramatik bir şey oynatıyorsan da ağlatmak zorundasın. Kan çıkmazsa para yok diye anlatıyorum ben bunu derse. Bir aktör Dolayısıyla hani seyircide o reaksiyon yoksa bil ki olmadı ve hani bunun bahaneleri bizi maalesef ilgilendirmiyor çünkü seyirciye altyazı geçemiyoruz gibi gibi şeyleri var yani. bir aktör ve bir oyuncu örneği alabilir miyim? Kim mesela? Sizden. Daha net otursun diye bende. Mesela kim? Yani çok var tabii. Ama mesela şimdi benim kendi adıma kıstas olarak gördüğüm iki tane çok net örnek verebilirim. Bir tanesi Charlize Theron. Yani Charlize Theron çünkü yani işte Monster filmindeki haline bak kadının. Mad Max'teki haline bak. Sonra işte şeydeki o Pamuk Prenses hikayesi çektiler ya bir tane. Deer Hunter değil, adını hatırlamıyorum filmin ama hem güzel hem şeytansı bir şey oynadı. Yani böyle bir şey yok çünkü. Ne yapıyorsun? Ablacığım sen ne yapıyorsun? Charlize ablacığım diye bakıyorsun yani. Yani güzellik satmak tamam. Hollywood'un zaten yaptığı bir şey ama sen onun içine o şeytanı nasıl koydun? İçine de o şeytan olmaktan duyduğun acıyı nasıl koydun? Be vicdansız diyorsun ya. Yani sen kötü karaktersin. Ben niye oturup sana ağlıyorum burada gözlerim doluyor. soruldu ve konuşulduğu için çok değinmek istemedim ama kapatmadan önce o süreci ani bir şekilde o karar alabiliriz. Bir gün işte bir yerden masadan kalkarken bacağınızda bir ağrı hissetmişsiniz herhalde ayağınızda. Ondan sonra alınan bir karar diye. Çok zorlukları olmuştur ama aslında siz kilo, yani bu kadar ciddi bir rakamla kilo veren kişilerin kilo verdikten sonraki süreci de onu korumak, onunla yaşamak vesaire gibi sıkıntılar olabiliyor. Ben işin sonucunu biraz dinlemek istiyorum. Çünkü hikayenin belli kısmı, evet, çok ciddi sayıda kilo verdiniz ve iyi yaşıyorsunuz. Oldukça fit, oldukça kendisine bakan ve hoş bir görüntünüz var. Bunun için, Çok bunu düşünenler, bu tarz bir operasyona girmek isteyenler veya kilo vermeyi bu ciddiyete düşünenler nasıl böyle kalacak? Diyelim verdi. Siz neyi yapıyorsunuz veya hayatınızı şu an tamamen kilo alma verme ekseni çok öncelikli mi sizde? Ben bunu merak ediyorum ve dinlemek istiyorum. kartallar işte 40 yaşına gelince kanatlarının tüylerini yolup böyle ölüp diriliyorlar. Benim için biraz onun gibiydi bu. O anlamda ameliyat, zayıflama, bu süreç. Sonrasında da o değişim dönüşümünü göze aldığım yer benim bütün hayat sistemimi değiştirmemi gerektiriyordu. İşte şekeri hayatından çıkardım. Bisiklet üstünde yaşamaya başladım. Başka bir insan olmaya karar verdim çünkü. Bu biraz da işte o kendini sabote etmekten vazgeçmenin fiziksel kısmıyla alakalı belki de. Çünkü gerçekten yani fiziksel sağlığın postürüne varıncaya kadar yani şu omuzlarını şöyle tutup konuşmakla şöyle durmak arasındaki psikolojik farkı artık herkes biliyor. O anlamda da önceliğin bu olduğu konusunda çok netim. Yani önceliğin sağlık, önceliğin bağışıklık sistemi, önceliğin damar içi sağlığı, önceliğin
işte obezitenin dışında sağlıklı bir yerde olmak gerektiği konusunda bütün dünya gibi ben de nettim. Bu anlamda da zaten hayat pratiğimi ve sistemimi bunun üzerine kuruyorum artık. Yani çünkü benim açımdan mesela dedin ya hani sohbetimizin, muhabbetin en başında hani daha ne kadar başka hayatlara dönüşmek vesaire. Şimdi bu dönüşümün sonunda tabii ki hepimiz gibi ben de insanım. Ben de bir böyle hoşuma gidiyor birisi güzel bir şey söylediğinde. Manevi olan bir yerden de, fiziksel olan bir yerden de bir iltifat aldığında insanın hoşuna gidiyor. Ama orada da benim hedefim çok genç yaştan beri. Yani bu yaşlarda güzel olmak, bu yaşlarda veya daha gençken çok da mühim gelmiyor bana da. Yani böyle bir 70-80'de böyle bir vah dedirtmek o çok güzel. Büyüyünce Ajda Pekkan olacağım diyorum ben. Bakalım kısmet. Harika. Sonunda geldi maşallah. Büyüyünce Ajda Pekkan olacağım. Çok iyi. İnşallah. Bakalım. İnşallah yani. Pandemi süreciyle alakalı kapatmadan önce ne söylemek istersin? Sen de evde kalanlardan birisin bildiğim kadarıyla. Nasıl geçiyor vaktin ve ne söylemek, ne paylaşmak istersin? Şey çok acayip işte sağlık üzerinden yaşamamız ve yapmamız gereken şeyleri hastalık yüzünden yapar olduk. Yani sağlıklı besleniyoruz, bağışıklık sistemimizi düşünüyoruz, sevdiklerimizle, ailemizle vakit geçiriyoruz. Çoğu işkolik mecburen tedavi olmak zorunda kaldı. Bu süreçte bir yeni şeyler öğrenmek zorunda kaldık. Canımız sıkılmasın diye evde kalanlar kısmından bahsediyorum. Çoğu insan hayatında çok uzun bir zaman sonra belki tekrardan mutfağa girdi. Fırını kullanmaya başlayan arkadaşlarımız oldu. Yani o ankastreli büyük fırınları olup hiç kullanmayanlar fırında yemek pişirmeye, ekmek yapmaya vesaireye başladılar falan. O anlamda bu hastalık dünyaya tekrardan insan gibi yaşamayı öğretiyor. Birinci baktığım açı o. İkincisi de biz bu dünyada insanoğlu olarak biraz bir virüs gibiydik. Yani bu koronavirüsü gibiydik. Fütursuzca ve çok bencilce davranıyorduk. Gezegene de, diğer canlılara da. Biraz bir yani insanoğlu olarak bu tokadı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bak şimdi hava daha temiz. Şimdi deniz suyu daha güzel. Atmosfer daha rahat. Biz zarar vermeyi durdurduğumuz zaman bu dünya daha güzel bir yer oluyor. Gene edebe geliyor yani. O yüzden edebimizi bilmezsek enseye tokadı yiyoruz yani. O yüzden de inşallah öğreneceğiz öğretmenim. Hep beraber öğrenciliğimiz devam ediyor yani. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Doyumsuz sohbet. Ben teşekkür ederim. Şahaneydi sorular. Çok keyif aldım. Teşekkür aynı şekilde. Ben de öyle çok doyumsuz bir sohbet oldu. İnşallah pandemi sürecinden sonra da görüşmek nasip olur. Sağlıklı günler. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sen de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.